Kayakla atlamada aldığı başarılardan dolayı uçan Türk olarak anılan Fatih Arda İpcioğlu yeni hedefler için çalışmalarına devam ediyor. Dünya Kupası finali seviyesine yükselen tek sporcu olan, aynı zamanda Türkiye'den bu branşta kendi kotasıyla olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk ve tek sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu, basın mensuplarına yeni hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kayakla atlama özellikle Türkiye'de çok yeni bir branş. Yurt dışında işte Amerika'dan Çin'e kadar uzanan bir branş. Çok köklü ve çok da popüler bir branş Avrupa'da. Biz de bu branşın ilk sporcularıyız Türkiye'de. Evet, bir dönem çok çok eskiden yapılmış Erzurum'da. İşte herkesin bildiği tahta rampadan. Daha sonrasında o zamanki mevcut şartlardan dolayı rampa kullanılamaz hale gelmiş. Biz de 2009 yılında ben başladım bu branşa. 2011 Üniversiyat Erzurum'da gerçekleşen Üniversiyat oyunları vesilesiyle başladık bu branşa. Çünkü yeni bir branş açılacaktı. Daha sonra yaklaşık 8 yaşında başladıktan sonra bir 4-5 yıl sonra bacağımı kırdım bu branşta. Ondan sonra yani genel olarak bırakmam yönündeydi tepkiler. Ama ben daha sonradan tabii tekrar devam etmek istediğimi ailemle görüşüp tartıştıktan sonra branşa devam ettim ve bu branşta da işte ülkemize ilk Continental Cup puanı kazandırdım. Daha sonra ülkemizdeki tarihteki ilk kış olimpiyatları, 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatlarına kendi kotamla katıldım ve ülkemizi ilk defa kayakla atlamada temsil ettim. Daha sonra Dünya Kupası'nda birçok derece elde ettim. İşte Dünya Kupası puanlarını aldım. Bu zamana kadar hiçbir Türk sporcunun kayakla atlamada almadığı puanlar. Daha sonra 2022 Kış Olimpiyatlarına tekrar kendi kotamla katıldım. Bu 2022'de de her iki rampa yarışmasında da elemeleri geçip finallere kaldım. Şimdi de en son işte Avrupa oyunlarında bir dokuzunculuk başarısı gösterdik ki keza yani biraz şanssızlık çünkü arkadan esen rüzgarda yarışmayı tamamladım. Bu biraz da şans açıkçası kayakla atlama çünkü dış etkenler çok fazla tabii. Hala daha devam ediyoruz. Şimdi de önümüzde birçok yarışma var. Özellikle şu andaki konsantrasyonumuz 2026 Kış Olimpiyatları. Çok kısa bir süreç var. Elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz.